Arkadaşlar merhabalar bu videomda geometri ders çalışma programından 5. hafta 5. hafta hangi konuyu halledeceğiz ondan bahsedeceğiz neredeyiz aç ortay ve kenar ortay konusundayız ama öncelikle her videoda söylediğim gibi ne yapıyoruz her gün düzenli bir şekilde lütfen ama lütfen paragraf 10 tane paragraf sorusu 20 tane çözülmesini tavsiye ediyoruz ama hocam alışamadım şu bu alışma evresinde 10 tane ile en az 10 tane soruyla devam ediyoruz ve bu şekilde bir fasikül almışsınızdır zaten o fasikülü bitirip ondan sonra diğer fasikül ondan sonra diğer fasiküle zaten sene sonuna kadar sanırım büyük bir ihtimalle bütün fasikülleri bitirmiş olacaksınız her gün 10 tane paragrafla. Gönül ister ki kitap okuyun demek. Evet kitapta okumanız lazım arkadaşlar zaten bu ayrı bir konu ama kitap okuma alışkanlığı olmayan arkadaşları da böyle kurtarma hevesindeyiz. Kitap okuyan arkadaşlar da zaten paragraf sorularında çok sıkıntı yaşamayacaklardır. En azından kitap okumayan arkadaşlar işte yöntemini, tekniğini falan filan bir şekilde anlamaya çalışıp kavramaya çalışıp ve sorularda daha da hızlanmaya çalışır diye umut edip o yüzden size her gün 10 tane paragraf sorusu çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bunun yanında geçen hafta ne demiştik arkadaşlar? Size demiştik ki şeyi de çözeceğiz. Yani tytde problemler konusu çok önemli diye söylemiştik arkadaşım. O yüzden lütfen ama lütfen bir fasikül alıp o fasikülden e, problemleri de çalışın diye söylemiştik. Hatta şöyle bir şey yaptım bugün e, diğer yayıncı arkadaşları arayıp e, yayıncı arkadaşlardan işte kimi aradım? Oğuz Gümüşü, Çap Yayınları, işte Bilgi Sarmalı, Seyit Hocamı aradım. Ondan sonra acil yayınlarını aramama gerek yok zaten biliyoruz ve e, o problem fasikülünün nasıl olduğunu ben de zaten rahat bir şekilde size bahsedebilirim. Sonra Apetamu Yayınları Fatih Hoca'yı aradım ve güzel hoş sohbetimiz oldu. Gerçekten bütün hepsiyle hoş sohbetimiz oldu. Sonra e, bir de Tanım Yayınlarının e, daha çıkmamış ama çıkacak e, Tanım Yayınlarının genel koordinatörüyle de görüştüm. Bunların e, fasikülleri var mı? Var. Problem fasikülleri var mı? Var. Önümüzdeki hafta bu fasiküller nasıl fasiküller onlardan bahsedeceğiz. Bu hafta içerisinde benim vaktim yok arkadaşlar. Ben inceleyemeyeceğim. Yalnız Ömer hocam, Ömer Faruk Yılmaz hocam, Ömer hocanın Matematik Sokağı diye YouTube kanalı da var zaten. Hocam e, ben de dershane tecrübesi olan hocalarımızdan beraber aynı dershanede çalışmışlığımız da vardı. E, benden de yaşça da büyüktür ve tecrübeli bir hocamdır. E, ona da güvendiğim için hocam dedim bir inceler misin? İşte bu hafta içerisinde inceleyip bana e, o fasiküllerle ilgili yorumlarını söyleyecek. İşte hangi fasikül önce çözülmeli? İşte e, kolay Kaynak mı? İşte yeni nesil sorular var mı? Çözümleri var mı? Gibi 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 işte sizin sorabileceğiniz soruları ben derleyip işte önümüzdeki hafta e, onunla ilgili hocamızın e, söylemleriyle tabii ki onları ben size şey yapacağım arkadaşlar önümüzdeki hafta ikile bir berlik videosunda e, işte şu fasikül böyle kolaydır zordur yeni nesli vardır, şöyledir böyledir gibi sizlere bir en azından o konuda da yardımcı olmak istiyorum arkadaşlar. O konuda da bilgilendirme yapacağım. Haberiniz olsun. Yani en azından siz de bilirsiniz. Ha, bu kolay fasikül önce bundan başlasam ya da çok kolaya gerek yok. Benim temelim var. Şundan başlasam iyi olur gibi şeyleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi tabii ki bunları şeylerine ulaşabilirsiniz. İşte tüm, yazar arkadaşlar işte Seyit hocam sağ olsun işte ee, diğer hocalarımız işte Oğuz Hocam ya da işte e, ispatma gelmedi ama ha, Fatih Hoca falan ee, sağ olsun hepsi bahsettiler ama yazar gözüyle değil de bir öğretmen gözüyle ya da bir öğrenci gözüyle nasıl yani öğrenci gözünden bakmayı da biliyoruz ya hani bizim çözüm tarzımızda yani işte nasıldır yani yazar gözüyle evet yani ben bir kitap yazsam kesinlikle bir öğrencinin çözmesi gerekir diye söylerim yani her öğrencinin çözmesi gerekir diye söylerim bu gözle değil de yani ee, bir öğretmen gözüyle, öğretmenin de öğrenci e, gözüyle bakarak çözmesiyle e, o yorumları size önümüzdeki hafta bak yap, yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada e, sağ olsun hocalarımız, e, hepsi teşekkür ediyoruz bu arada. E, hiç tereddütsüz pdf'leri de bana yolladılar. Ben de onları inceleyip, e, daha doğrusu ben de üstün körü bakacağım ama e, bizim Ömer Faruk hocamız o konuda bize bana yardımcı olacak, sizlere yardımcı olacak arkadaşlar. Onların yorumlarını önümüzdeki hafta sizinle paylaşırız. Evet geldik şimdi geometriyle ilgili bu hafta ne yapacağız? Aç ortay ve kenar ortay yapacağız ki şimdi e, arkadaşlar temel yapılar neydi? Ek çizimler bence geometri de önemliydi ve şu hafta çok önemliydi. Arkadaşlar bir tarlamız var. O tarlaya bir şey ektik. Yani bu temel bir şey ektik. Ne ektik? Dik üçgen öklüt bağıntısı ve özel açılı üçgenler. Yani geometrinin temel bir yapısını ektik. Bu temel yapının işte bir fidan diktik o fidanda meyveleri burada toplamaya başladık arkadaşlar. İkiz üçgen ve eşkenar üçgen konusunda gördünüz. Dik üçgen ve öklit bağıntısı say, e, bağıntısı konusuyla ikizkenar üçgen konusunu çözülebildiğini gördünüz. Özel açılı üçgenlerin mantığıyla da eşkenar üçgen konusunun çözülebildiğini gördünüz. Meyveleri orada topladınız. Bir bahçeye bir şey ektiniz ya. Şimdi e, o bahçeye bir şey ektiniz. Meyveleri burada topladınız. Aynı meyveleri yine Burada da toplayacaksınız arkadaşlar, burada da toplayıp güzel güzel yiyeceksiniz onları. Yani çok tatlı bir şekilde yiyeceksiniz. Arkadaşlar, ee, burada yine bu konuya bağlı, bu temel yapıya bağlı olarak, bu temel yapıya bağlı olarak, yani sen dik üçgen konusunu ve özel açı mantığını bilmiyorsan yine bu konular e, öğrenemeyeceksin, yapamayacaksın. Çünkü açı ortayın açı ortay konusunun içerisinde dik üçgen, özel açılı üçgen, işte ek çizimler konusu mutlaka var. Kenar ortay konusunun da zaten öğrencilerin en gıcık gittiği konulardan birisidir. Bunun da en büyük sebebi de nedir biliyor musunuz? Ek çizimler. Evet zaten konu anlatımı yaparken de söyleyeceğim arkadaşlar. Burada ek çizimler konusunda çok yardımcı yardım alacağız arkadaşlar. Ek çizim konusuna da böyle bilen bu konuyu da yine rahat bir şekilde yapacak. Bak geometri işte böyle. Her, ne dedim ben? Geometride zaman ilaçtır. Zaman geçtikçe e, konulara daha iyi bir hakimlik bir söz konusu olur ve zaman geçtikçe daha önceki konular da daha iyi bir şekilde oturur. Çünkü niye? Her konuda eski konuları hep tekrar ediyoruz zaten arkadaşlar. Yani özellikle kenar ortay konusunda zaten ek çizimleri, açı ortay konusunda dik üçgeni, işte x kenar üçgeni, eş kenar üçgen konusunu tekrar ettiğinizi gördüğünüz zaman e, zaten hep böyle tekrar ede ede gideceksiniz ve bu konuları rahat bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Rahat olun. Ve siz burada bir temel işte dediğimiz gibi bir tarlaya bir fidan diktiniz. Meyvelerini burada topluyorsunuz. Bu işte e, burada pardon fidanımız neredeydi? Şuradaydı arkadaşlar. Şu ikisini bir fidan olarak şey yapalım. Meyvelerimiz de nerede? Şurada ve şurada. Önümüzdeki hafta farklı bir ağaç, farklı bir fidan dikeceğiz mesela. Benzerlik. İşte temel yapılar bunlar arkadaşlar. Bu temel yapılardan bütün geometrinin en son konusu olan katı cisimlerde bile hep faydalanacağız, hep şey yapacağız. Hatta geometride temel yapı nedir diye soracak olursanız böyle bölümler bakımından üçgenler konusuna ne kadar çok hakim olursanız o kadar iyi olacaksınız. Şu ana kadar ki yaptığınız çalışmalarınızla geometri netleriniz işte bilmiyorum deneme çözenleriniz var mı yok mu bilmiyorum ama geometri seviyeniz gitgide artıyor ve ısındığınız alıştığınız yani geometrinin sadece işte kuralları bil, görme işi olmadığının farkına vardınız. Mantık işi olması farkına vardınız ve soruları artık çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve e, şu anda belki bir denemeyle karşılaşsanız, deneme sınavına girseniz şu an 2-3 net anca yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şuradaki konu mantıklarına göre baktığınız zaman. Ama üçgenler konusu bittikten sonra 5-6 alt, net garantisini veriyoruz. Hatta 5-6 neti bırak 7-8 net bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Hocam ben dikdörtgeni kareyi orayı burayı şurayı bile bilmiyorum diyebilirsiniz. Önemli değil. Sen üçgenlerin konusunu bittik daha sonra geometriyi yani çoğunu yüzde 80'ini halletmiş gibi olacaksın. İşte o üçgenlerle uyarlamasını da zaten çember konusunu bile ben üçgenle anlatacağım zaten göreceksiniz. Ee, o yüzden rahat olun arkadaşlar. Üçgeni iyi bir şekilde öğrenin yazın başladınız zaten geç başlayanlarda olabilir de e, erken başladınız zaten diyelim en azından e, erken başladıysanız da rahat rahat sessiz bir şekilde videolarda videoları da çok e, hakim olarak rahat bir şekilde e, konu anlatımında çalışarak rahat bir şekilde halledeceksiniz ve zaman geçtikçe kat ve kat çok iyi bir konumda olacaksınız. Bazı arkadaşlarınız diyordur. Aa hocam ben acil geometri çözebiliyorum. Gerçekten zor değilmiş. Yorumlarını görüyorum. Ya arkadaşlar evet siz bu işi öğrendiniz. Ya bence geometride zor soru yoktur. Ya niye? Tavsiyeler uyduğunuz zaman gerçekten zor soru yoktur. Nedir? En büyük tavsiye nedir? Oku kardeşim soruyu dikkatli oku. Verilen bilgileri kullan. Verilen bilgileri kullanabildiğin sürece senin karşısına gelebilecek en zor kitap senin için en kolay kitaptır kardeşim. Bitti gitti. Evet neyse şimdi açı ortay kenar ortay bu hafta ne yapacaksınız arkadaşlar? Geometri anlamında. Diğer hocalarımız da diğer bölümlerle ilgili ne yapacağınızı da zaten önceki videolarda söylemiştik. Fizikte, kimyada, işte diğer derslerde hangi hocaları da takip edeceğinizi de biliyorsunuz zaten. Hocam e, açı ortayda ve kenar ortay konusunda arkadaşlar videolarımız olacak. Şöyle yapabilirsiniz çok fazla kasmazsınız kendinizi. Açı ortayı pazartesi günü, e, salı günü de kenar ortayı halledebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, diğer derslerde çalışmanız açısından güzel bir şey olur. Ondan sonra isterseniz sadece açı ortay, kenar ortay konu anlatımını bir günde. Sonra geometrinin ilacını bir günde. İşte acil geometriyi bir günde de halledebilirsiniz. Ama bence farklılık olması bak daha güzel olur. İşte açı ortayı bir gün, konu anlatımını bir gün, kenar ortayı bir günde halledebilirsiniz. Sonra çarşamba günü ayağına ayın 28'inde ne yapacaksınız? Geometrinin ilacı. Daki açı ortay ve kenar ortayı çözeceksiniz. Her ikisini aynı anda bitirebilirsiniz ama bence e, ee, açı ortaydan 4 test var. 4 testi burada. Geometrinin derecinde kenar ortaydan da 3 test var. 3 test de burada. Yani e, perşembe günü çözebilirsiniz. Acil geometriden de 3'er test var. Açı ortay ve kenar ortay olmak üzere. Yine açı ortaydan 3 testi burada. E, ee, kenar ortaydan da 3 testi de cumartesi günü çözebilirsiniz arkadaşlar. Ve böylelikle bu haftaki görevinizi çok rahat bir şekilde halletmiş olacaksınız arkadaşım. Ve gerçekten çok rahat bir şekilde halletmiş olacaksınız. Çünkü geçmiş konularınız iyi bir şekilde olduğu için Buradaki konular sizin için çok zevkli olacaktır. Yani e, sadece açı ortay ve kenar ortay konusuna çalışayım hocam diyen arkadaşlar varsa sıkıntı yaşayacaktır tabii ki. Ama geçmişteki şu iki konunun mantığını iyi bir şekilde kavrayan arkadaşlar ek çizimler ve şu konuyu iyi bir şekilde kavrayan arkadaşlar açı ortay ve kenar ortayı yapacaktır. Ki size şunu söyleyeyim. E, açı ortay konusunda genelde şeyle uğraşacağız. işte dik üçgen, dik üçgen mantığı ya da özel açı mantığıyla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Genelde Ha hocam ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgende yok mu? Var tabii ki. Ama zaten e, dik üçgen mantığını bilen, özel açı mantığını bilen ikizkenar ve eşkenar da yapabiliyordu zaten. O yüzden e, şu konuyla çok bağlantılı diyebiliriz arkadaşlar. Dik üçgen ve özel açılı üçgenler konusuyla açı ortay konusu çok bağlantılı, iç içe diyebiliriz. Kenar ortay konusu hocam tabii ki yine dik üçgen, mi üçgen, Pisagor bazı falan 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 filan vardır ama kenar ortay konusuna da yani hakim olabilmeniz için yapabilmeniz için dikkat edin arkadaşlar. Genelde kenar ortay konusu yani ağırlık merkezi konusu öğrenciler bakımından sıkıntılıdır. Sıkıntılı olmasının en büyük sebebi de nedir biliyor musunuz? Ek çizimler. Evet ek çizimlere burada dikkat etmiyorsunuz arkadaşlar. Ek çizimler yani kenar ortay konusunda soruyu yapamadığınız zaman. Ek çizim dediğiniz an o şekilde kendinizi şartlandırdığınız an mutlaka ama mutlaka soruyu yaparsınız. Konu anlatımında da zaten bunların tüyolarını da verdim arkadaşlar. O yüzden konu anlatımındaki söylemlerime lütfen ama lütfen çok dikkat edin arkadaşlar. Kenar ortay konusunda da zaten ek çizimlerle uğraşacaksınız. Ve zaman geçtikçe böyle e, zamanla geometride zaman ilaçtır her zaman söylüyorum. Zaman geçtikçe geometriniz çok sağlam bir zemine gelecek. Yani e, bir bütün olarak hep öğreneceksiniz arkadaşlar. Ve üçgenler bittiğinde de geometrinin çoğunluğunu ben, bana göre %80'ini bitirmiş olacaksınız sevgili gençler. Çünkü bütün konuların mantığı üçgenlerden çıkıyor. Evet çalışmalarınız güzel bir şekilde gidiyor. Bu emeklerinizin karşılığını mutlaka alacaksınız arkadaşlar. Devam. Sizin için gerçekten ama gerçekten acil geometri ya da diğer işte çok zor kitaplar kolay geliyor. Bunun da en büyük sebebi nedir? Verilen bilgileri kullanmayı öğrendiniz. Aynı şekilde devam edin. Verilen bilgileri kullanın. Görme işi değil. Bakıyorsun göremiyorum falan filan değil. Verilen bilgileri kullanabildiği sürece... En zor kitap senin için en kolay kitapta kardeşim. Evet gençler bu hafta bence çok zevkli ama dediklerime dikkat ettiğiniz sürece çok zevkli. Geçmiş konuları kullandığınız sürece çok zevkli. Özellikle kenar ortayda ek çizimleri kullandığınız zaman çok zevkli. Çok zevkli iki konuyla e, iç içe olacaksınız ve çok zevk alarak çalışacağınız bir konu bence e, iki konu bence arkadaşlar bu e, dediğimiz gibi işte diktiğiniz fidanların meyvesini burada. E, alacaksınız arkadaşlar. Burada da alacaksınız. Nasıl ki x kenar ve eşkenar konusunda aldınız. Burada da alacaksınız. Meyveleri toplayacaksınız arkadaşlar. E, önümüzdeki haftada zaten en öne önemli konulardan birine daha geçeceğiz. O da benzerlik konusu arkadaşlar. Burada da e, bir arsaya farklı bir yapı yani farklı bir filan dikeceğiz. Onunla da meyvelerini daha sonra e, dörtgenler konusunda falan ya da çemberde e, çember konusunda falan alacaksınız zaten arkadaşlar. Neyse bu hafta zevkli. Çok da fazla yıpranmayacağınız bir hafta olacak arkadaşlar. Çok da rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Büyük ihtimalle. Evet çalışmalara devam. Özellikle ve özellikle düzenli çalışmalara devam. Ve özellikle paragraf ve problemlere dikkat edin arkadaşlar. Bu haftaki söyleyeceklerim bu kadar. O zaman ne diyoruz? Anlatımında ve kitap çözümlerinde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.